Selam millet, Undertale'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Hatırlayın, bir önceki bölümde, bu arada Nostalji İson serisi yapıyoruz her zaman söylediğim gibi. İson serimiz nostalji olarak çok güzel gidiyor. Bazı arkadaşlarınız ufaktan tam da beklediğim gibi şey demeye başlamış. Abi, kötü son? Hı? Ne dersin? Hayır. Hayır. Hayır derim. Sakın bana bunu teklif etmeyin. Çünkü, merhaba kanka, bak görüyorsun solda. Diyor ki, bence bunu yapma diyor. Diyor ki, kötü sonun nostaljisi olmaz diyor. Tamam, ben de Sansım'ın dediğine uyuyorum ve yapmıyorum. Önceki bölümde hatırlayın, Metaton'un gene... Bu arada Metaton Otel'in önündeyiz. Hatta şöyle yapacağım. Kitty ile Brett'e tekrar gideceğim. Merhaba süper ikili. Bunlardan biliyorsunuz ruh itemleri topluyorduk ve sarı ruhun... yanlış hatırlamıyorsam sarı ruhun itemi olan... Kovboy şapkası ve boş tabanca. Galiba Yellow Heart. Galiba aynen. Bu arada... Dişim acıyor ya. Tamam, boş tabancayı onun bir dakika alacağım da 350 bu 350 bu 700. Bende 723 gold var. Şöyle yapalım. Bir dakika kızlar bekleteceğim. Bir dakika konuşmayın. Yani görüşürüz falan. Bir şey yapacağım. Bu arada ben burada boyutsal sandık gördüm. İçeride mi görmüştüm kanka, ne haber? Ben içeride bir boyutsal sandık gördüm sanki. Merhaba. Evet, burada gene çok tatlı arkadaşlarımız var. Oteli gezeceğiz. Şu an sadece yüzeysel olarak geçtim. Ben burada bir sandık görmüştüm. Merhaba. Ben burada bir sandık görmüştüm ya. Bir sandık sevmeyen tarafından. Bir kere daha geri gideyim. Abi laboratuvar girişinde miydi? Burası değil, bir dakika. Burası şeye gitmiyor ki. Ben sandığı nerede gördüm ya? Burası Muffet'tan geldiğimiz yer olabilir. Metaton ve Kuğu Gölü Balesi. Tamam, hadi sandığı göremedik diyelim. Neyse, itemlerimize kendimiz bakalım. Bekleyin. Şimdi. Bale pabucu, zımbalı kart. Zımbalı kartı ben bırakacağım abi. Zımbalı kart fırlatıp atıldı. Abi hiç gerek yok. Gerçekten gerek yok. Çünkü herif artık şey diyor. Dondurma satmama gerek yok. Köpek kalıntısı, lekeli önlük. Lekeli önlük ve bale pabucu. Tamam, bunlar ruh itemi. Bale pabucu ruh itemi. Lekeli önlük bir ruh itemi miydi? Bilmiyorum. Bu arada ben geri gidip daha bir ruh itemi alacağım. Onun farkındayım. Köpek kalıntılarını, köpek salatasını artık çeviremiyorum. Neyse, hadi gidelim şu. Hey! Harika örnek için. Tamam. Hadi gidelim ve şu Brett ve Cathy'den, Cathy ve Brett'den paramız gidecek. Hemen şey demeyin abi, Temiler. Temiler'in üniversite masrafı. Abi dur, halledeceğiz. Durun. Şimdi boş tabancayı alıyorum. Brett'e zengin olacağız kızım. Şatıldım ya. Evet, o bir kedi. Yanındaki de timsah. Tamam. Evet, satıldın. Kova şapkası. Brett'e zengin olacağız kızım. Brett ne kadar cool ve soğuk kalmışsın ya. Şimdi size bir şey sattım. Bana bir ne bileyim bir indirim bir şey. Hiç mi bir şey yok? Peki. Yani sonra görüşürüz. Tamam arkadaşlar, iki ruh itemimizi aldık. Bakın, normalde bunlar... Abi ben müziksiz bu oyunu oynayamıyorum. İçeri gir. Normalde bunlar, aldığımız şeyler var ya... Bunlar şey... normal hani şey diye olmuş. Hadi bunları giyin, oyunda daha rahat edin diye. Hatta göstereyim size. Normalde oyuncu bunları alıp... Mesela bale pabucu... Bale pabucu değil, aldığımız şey boş tabancaydı. Mesela... Boş tabanca, silah, saldırı 12, antik bir altı patlar, mermisi yok. Mermisi yok ama saldırısı 12. Yani diyor ki, bununla vurursan kusursuz kullanılmalı. Yoksa hasarı düşük olur. Yani demek istediği şey bu. İyi vurursan iyi vurur. Diğer şey neydi? Kovboy şapkası. Büyük ihtimal zırh. Bilgi. Kovboy şapkası, zırh, savunma 12. Bu savaşta takmış şapka, sakal uzatma isteği yaratıyor. Allah Allah, neden? Aklıma Don Star geldi. Neyse. Şimdi, olay şu. Bunları takarsan... Zırhın çoğalır, atığın artar, vurmak istediğini çok vurursun, sana vurulduğu zaman da aynı zamanda saldırıyı 5, oha, şapka aynı zamanda saldırıyı da 5 arttırıyormuş. Pekala. Peki bizim olayımız ne arkadaşlar? Merhaba Sans, kanka devamlı yanında geziyorum ama. Durum, bakın, savunma 1, saldırı 1. Bir tane şeyimiz var, zırh bandaj diyor ama ben bu zırhı bandajdan saymıyorum. Çünkü oyunun son bölümünde
Sans hiçbir zırh kullanmadığımız zaman bize farklı bir şey söylüyormuş. Biz de her şeye bakma challenge ekseninde bunu da duymak için hiçbir zırh giymeden devam ediyoruz. Yani o canavarlardan çok hit yemem o yüzden. Neyse çok uzattım. Şimdi Sans'la bir randevuya çıkalım. Randevuya. Ondan sonra da bilmiyorum ne yapacağımı giderim. İki tane daha ruh itemini aldım. Geri kalan büyük ihtimal yanık tava falan kaldı ama bilmiyorum boyutlar arası sandıkta da olabilir. En son çıkarken üstümde bütün ruhların itemleri olacak. Hey, çekirdeğe gideceğini duydum. Ondan önce benimle yemek yemeye ne dersin? Meşgulüm olur. Olur tabii ki kanka. Harika, ısmarladığın için sağ ol. Evet, buradan kestirme biliyorum. Pekala, Sans götür bize. Kardo, Sans çok seviyorum ya. Şimdi, burada çok duygusal bir diyalog var. Normalde dışarıda yağmur yağıyor. Ya yemin ediyorum şu an dışarıda yağmur yağıyor. İşte buradayız. Serüvenin neredeyse bitmek. Neredeyse bitti ha. Eve gitmeyi gerçekten çok istiyor olmaz. Hey, o hissi bilirim ufaklık. Şimdi ya abi bir karakterden bahsetmek istiyorum artık ya. Yine de belki de sana verilenle yetinmek en iyisidir. Burada aşağıda yiyeceğin içeceğin dostlarım var. Yapman gereken şey sahiden de buna değer mi? Sans burada duygusala bağlıyor ve normalde Sans bir dakika kanka. Burada aslında Toriel'i öldürdüğümüz zaman eğer öyle bir hata yaparsak oyunda, yeni başlayanlar bunu genelde çok yapıyor mesela tırnak içinde ben. Eğer böyle yaparsak Sans çok burada gerçekten bak burada Sans çok etkiliyor. Şu an etkilenmiyorum çünkü ben zaten iyi son yapıyorum. Zaten herkese karşı iyiyim. Boşver gitsin. Sana güvenim tam evlat. Abi Sans Fight. Bu arada bir şey söyleyeyim mi bak. Belki nostalji Sans Fight yaparım. Vallahi yaparım. Kötü sonda oynarım ben. Sonra Sans Fight geldiği zaman nostalji Sans Fight yapabilirim. Çok istiyorum. Hey. Sana bir hikaye anlatayım. Ben Karaltan Ormanı'nda bekçiyim biliyorsun. Bekçisin ama hiç görev sorumluluğun yok kanka. Orada oturur tüm gün insanları beklerim. Sıkıcıdır anlayacağın. Ama şansıma ormanın derinliklerinde kocaman kilitli bir kapı var. Orası harabelerin kapısı. Tok tok şakası pratiği yapmak için müthiş bir yer. İşte bir gün yine onlara takmışım her zamanki gibi. Kapıya vurdum ve dedim ki tak tak. Sonra aniden diğer taraftan bir kadının sesini duydum. Kim o? doğal olarak şöyle cevap verdim. Bıçak. Hangi bıçak? Bıçak kötü bir şaka. Ulan var ya ilk bölümlerde şu şakayı anlamak için yemin ediyorum sürünmüştüm ya. Burada demek istediği şey şu arkadaşlar. Bıçak kötü bir şaka. Yani bu çok kötü bir şaka şakasıymış. Bir kelime oyunu. Eminim İngilizcesi daha komiktir ama Türkçe çeviriye girdiği zaman birazcık soğuyor. Sonra kahkahalara boğuldu. Sanki bu asırlardır duyduğu en iyi şakaymış gibi. Ben daha fazla yollamaya devam ettim. O da gülmeye. Sahip olduğum en iyi seyirciydi. Sonra, bu arada Sans konuşurken gözlerine bakın. Sonra bir düzinesinin ardından o vurdu ve dedi ki tak tak. Dedim ki kim o? Yaşlı hanım. Hangi yaşlı hanım? Burada da Toriel'den baya Karaltan soğuğunda bir şaka geliyor. Oo, ağladığımı bilmiyordum. Vay be. Söylemeye gerek yok ki bu kadın işi biliyordu. Cidden çok soğuk. Çok soğuk. Saatlerce birbirimize şaka yapmaya devam ettik. Nihayetinde ayrılmam gerekti. Papyrus iyi eğlenceler, iyi geceler masalı olmayınca huysuzlanıyor. Ama bana sonra yine uğramamı söyledi. Ben de öyle yaptım. Ve yine ve yine bir geleneğe dönüştü. Kapıdan kötü şakalar yapmak harikadır. Burayı ezberlemişim. Sans! Duygusala bağlamana gerek yok. Bir gün gerçi çok gülmediğini fark ettim. Ona sorun ne diye sordum. Sonra bana tuhaf bir şey söyledi. Yakın zamanda olan bir şey bu arkadaşlar. Eğer bu kapıdan bir insan gelecek olursa bana lütfen bir söz verir misin? Ona göz kulak ol. Onu koru. Bunu yapar mısın? Şimdi ben söz vermekten nefret ederim. Ama bu kadın ki adını dahi bilmiyorum. Baş harfi T. Ama kötü şakalarımı samimi bir şekilde seven biri, hayır diyemeyeceğim bir içtenliğe sahiptir. Ve sen de ona söz mü verdin? Bir şey mi? Toriel'ı ne demek istediğimi anlıyor musun? Ona verdiğim söz. Eğer bir şey demeseydi ne olurdu biliyor. Hadi gel. Gel Vici.
Başım gözlerini yok edecek. Dostum. Yo, yok ediyor muydu? Aynen. Seni gördüğüm anda ölmüş olurdu. Ya gel VC gelsen oğlum. Bu arada eminim. Bilmiyorum ya. Çok güçlü babası gibi. Hey neşeler ufaklık. Sana takılıyorum o kadar. Ayrıca seni gayet iyi korumadım mı? Yani kendine bir baksana. Bir kez bile ölmedin. Hadi ama Undyne beni öldürdü, Muffet beni öldürdü, beni öldürdünüz. Hey yüzündeki o ifadeden ne anlamam gerek? En az 5 kere öldüm. Yoksa yanılıyor muyum? Sans. Nostalji olarak Sans'la bir fight atmak istiyorum şu an. Şu an içimde öyle bir his var. Nereye? Hepsi bu. Kendine dikkat et evlat. Çünkü seni gerçekten umursayan birileri var. Çok tatlı. Ve Sans gider. Nereden gitti Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bu Metaton'la ilgili bir çeşit TV programı. Hey merhaba. İçeri girdikten sonra rezervasyon yaptırmayı unuttuğumu fark ettim. İşi batırmış gibi görünmek istemedim. O yüzden yürümeye devam ettim. Şimdi de yani bu fikusun üzerindeki çiğyi yalıyorum. Bir şey diyeyim mi, sen 3 IQ falansın herhalde. Çünkü çok mantıklı bir hareket. Evet arkadaşlar, bu restoranın özelliği şu. Oturduğunuz sandalyeleri de sipariş etmek zorundasınız. Esasen bulmacaların yapılma nedeni insan saldırılarını püskürtmek. Ama artık kafa karıştırıcı ve zorlayıcı şeyler. Berbat bir gelenek. Boğazına kadar bulmacalara gömülmeden iki adım atamıyorsun. Hepsi benim için mi? Bebeğim. Ulan bu karakteri ilk kez görüyorum ha. Belki daha önce gördüm de şu an. Çekirdekte çalışıyorum. Ha tamam, çekirdekte çalışan mühendis bu. İçeride değiştirilebilir bölümü bir labirent var. İçeride değiştirilebilir bölümlü bir labirent var. Acaba True Lab'a bir gönderme mi? Bu düzeni istediğimiz gibi karıştırabileceğimiz anlamına geliyor. Of be. Bugün zevkli bir gündü. Bulmacaları seviyorum. Karabatak değil mi ya? Ben restoran komedyeniyim. Çok komiyim, şakalarıma gülünür. Hadi yap bakalım bir tane. Şimdi oğlum, o da babası gibi bir komedyen olmak istiyor. Ama onun şakaları komik değil. Bu berbat kelime oyunlarını yapıyor hep. Ailemizin yüz karası. Hahaha. Bu komik değil. Anası öldükten sonra evde yaşamaya daha fazla dayanamadı. O yüzden evden kaçtı. Onu o zamandan beri görmedim. Berbat bir babayım. Hahaha. Bu komik değil. Bir şey diyeceğim, bu Karabatak'a benziyor ama Karabatak değil galiba. Büyük ihtimal Karabatak'ın babası ve büyük ihtimal oğlun şu an Karaltan'da. Gerizekalı. Bir saksı bitkisi. Bir saksı bitkisi. Onun bir adı yok mu ya? Pekala. Merhaba. Galop galop. Burada yemek yemek için rezervasyon yaptırmalısın. Ayrıca sandalyenin, sofra takımının, yemeğin de rezervasyonunu yaptırmalısın. Peki. Şu zile basabiliyoruz mu lütfen? Galop galop. Sen nesin ya? Balık herhalde bu. Undyne'ın kayınçosu. Tamam, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Pekala. Sans'la pek de duygusal... Şurada hemen... Biliyorsunuz havalar bu aralar çok sıcak. Metaton bu yüzden dışarıya püskürten bir fışkiye yapmış. Oteli gezmeye devam edelim. Buradaki karakterlerle konuşalım. Evet, bugün eve gelmeyeceğim. Sanırım hazine sandığında ısıtabileceğim bir pizza vardı. Bu asansör dümdüz merkeze gider. Ama şu an çalışmıyor. Otel buradaki kısılı kalan herkese yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Gerçekten mi? Ben bir yardım göremiyorum. Merhaba. Bir balçık olarak çileden çıktım. Asansör kullanılıyor. Asansör çalışmıyor. Asansör ki? Az önce kullanılıyor. Neyse bu senin ayağındakiler ne? Pekala, burada odalar var. Oh, oda servisi. Deniz çayımı aldın mı? Deniz çayımı üstüme şey aldım şu an. Hayır. Sonra. İçeriden kilitli. Oha. Oda servisi. Tarçınlı çöreğimi aldın mı? Hayır. Sonra. Ayak sesleri duydun. Görünüşe göre kapının önüne başka bir şey koyabilirsin. Koyma. Ne koyacağım? Merhaba iğrenç adam, ne haber? Meşgul görünüyor. Peki, bunu sorgulamayacağım. Peki, otelimiz bu kadardı. Önemli olan burada seansla konuşmaktı. Benim kardomla. Şurada bir kaydedeyim.
Şimdi iki tane ruh item aldık. Bakın önemli şeyler yaptık. İki tane ruh item aldık. Seansla konuştuk. Metatant restorana hoş geldiniz. Resorta. Evet, hoş geldin. Sıcak diyarın en büyük apartmandan dönme oteli. Bir geleneği burada olsan da ya da burada bir geceliğineymiş. Geleneği okudum ya. Bir geceliğine burada olsan da ya da burada yaşasan da Metaton Resort kaliteyi garanti eder. Sadece geçiyor musun? Güzel. Sadece geçme zevkini garanti eder. Seni buraya şey mi koydu lan? Metaton mu koydu? Pekala. Buradan daha gidemiyoruz. Benim geriye gidip... Bu sadece sıradan bir duvar. Oğlum korktum lan. Evet, gerçekten apartmandan dönme lan otel. Şimdi arkadaşlar, hadi biraz daha ileri gidelim. Bu arada burada cidden abi ben seninle konuşmadım. Resepsiyonist mi deniyor? Evet, biliyoruz. Şehre giden asansör çalışmıyor. Bu hadiseden dolayı odalar özel bir ücrete tabi. Bir oda 200 altın. İlgilenir misin? Hayır. Fikrinizi değiştirirseniz haber verin. Müthiş bir gününüz olsun. Teşekkür ediyorum. Sen nasıl bir tipsin ya? Pekala, burada bu manyağı unutmuşum. Burada bir dükkan var. Hamburger satıyor, dondurma satıyor. Şimdi bundan alabileceğimiz ne var? Bundan daha çok yenilebilir şeyler alıyoruz. Şöyle söyleyelim, challenge'ımız zırh giymemek. Yani bir şeyler yiyebiliyoruz. 23 gold'um var, alabileceğim hiçbir şey yok. Bir şey satabiliyor mu? Neden bu bana bir şeyler satmaya çalışıyor? Burası bir hamburgerci. Ben sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Çok tatlısın. Biraz seninle konuşalım. Affedersiniz. Bir şey almamış müşterilerle konuşmak kurallara aykırı. Ciddi misin ya? Gününüz ışıldasın. Sen şimdi cidden konuşmayacak mısın bir şey almadan? Oğlum her şeyin çok pahalı. Abi kokteyl yıldızı bile alamıyorum. 23 gold'um var. İlla dosyalara girip hile mi yapayım? Oha, ben bununla konuşuruz sanıyordum. Ha, konuşmuyor. Üzdün şu an. Şu an üzdün. Peki, kendini becer. Işıltılı günler dilerim. Ben dilemem. Para verin. Biri bana burada para... Ulan niye öyle şeyler hatırlıyorum ben? Şöyle yapacağım. Bunlar bir şey satmayı kabul ediyor muydu ya? Merhaba. Sağ ol ama bize yani bir şey lazım değil. Aman tanrım, bize biraz glamurger getirsen. Bize bir şey lazım değil. Eğer Metaton'a popomu imzalattırırsan sana 1000 altın veririm. Ciddi misin? Hemen Metaton'u bulup kıçımı imzalatmalıyım. Bakın biraz diyor ya. Gerçek mi söylüyorlar anlamadım ki. Bence dalga geçiyor. Zaten şu Keti, sağdaki kedi olan Keti çok lakayt biri yani. Pek inandırıcı gelmiyor. Şu yazıyı okuyabiliyor musun? Gene Keti Brett'i ile alakalı. Hadi her yere bakma challenge'da. Şuralara bakalım. Bu arada ben True Love'a girmek istiyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Ya nasıl ben bununla konuşamıyorum şu an? Neyse, ileri gidiyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Sonra dönüp konuşuruz. Çekirdeğe girelim mi arkadaşlar? Abi bir dakika. Buralarda beni biri arıyordu sanki. Ben niye böyle hatırlıyorum? Beni burada biri arıyordu. Evet, biri arıyordu beni. Onlar da kim? Hiç kimsenin burada olmaması gerekiyor. Of, neyse. Bunun için şimdi endişelenemeyiz. Dıdıdıdıdıd. Oraya gitmeye korkuyorum, Metaton. Elfis. Karşıma büyük ihtimal Metaton çıkacak ya. Ve çekirdek diye de arkadaşlar. Ve Elfis arar. Hazır mısın? İşte bu. Asansöre binip çekirdeğin tepesine çık. O kadar kolay değil. Asansör çalışmıyor. Efendim Elfis. Ne? Asansör çalışıyor olması lazım. İyi o zaman. Sağ git ve ilerlemeye devam et. Neden senin dediğini yapayım ki? Çünkü sağa gittim. Bakın gideyim. Elfis gene gıcık. Gene gıcıksın Elfis. Tamam ve şimdi ilerlemeye devam. O çukur haritamda yok. Boş ver gitsin. Sol tarafı deneyelim. Elfis, zaman kaybısın. Pekala. Ben geride bıraktım ruh itemlerini düşünüyorum bir yandan. Papam. Efendim. Tamam, buradan geçebiliyor olman lazım. Oh, dikkat et. Magic geldi. Tamam. Magic büyü. Büyülü bir karakter. Öyle hatırlıyorum. Konuş, zihnini
Boşalt. Zihnimizi boşaltacağız. Mensizlik umursamayı, polen ve güneş ışığını düşünüyorsun. Savunman bir arttı. Hokus pokus. Aklıma hokkabaz geldi ya. Bakın ne kadar çok vuruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Zihnimi boşaltmaya devam edeceğim. Mensizlik umursamayı, polen ve güneş ışığını düşünüyorsun. Savunman bir arttı. Çın çın hoy. Bana büyü yapmayı kes pis büyücü. Oha yalnız. Yalnız çok... Tamam bağışlatmıyor. Şimdi. Bunun küreleriyle alakalı bir muhabbet vardı. Gözünü dik, zihnini boşalt, konuş. Mesih gevezelik yaparak seni bölüyor. Memnun olmuşa benziyor. Abrakadabra. Tamam. Ya bunun o yanındaki kürelerle alakalı bir muhabbet var ama tam olarak şu an hatırlayamadım. Aa bu arada şey yaptı. Bağışlama geldi. Hadi bağışlayalım ya. Kaç para verecek? 60 altın. Geri gidiyorum. O adamla konuşacağım. Ucuz yırtık. Neden burada bu kadar çok canavar var? Yani sorun olmazlar değil mi? Bizim sadece ileri gitmemiz gerekiyor. Tuak. Ya siz tam bir yıkıksın ya. Ve artık kokteyl yıldızı alabilirim. Paramızı çok hoyratça harcıyoruz gibi bir his var. Şimdi... Konuşmaya tekrar affedersiniz. Bir şey almam. Bir şey diyeceğim. Eğer konuşmaya tıkladığımda benden konuşmazsan işte o zaman büyük bir küfür geliyor. Tamam. Tamam konuşturmuyor gene ve satın alıyorum. Kokteyl yıldızı alıyorum. Yeriniz yok. Aa yerimiz yok mu? Bekle. Tamam. Bekle. Köpek kanısının bir tanesini bırakıyorum. Köpek kalınsını fırlatıp atıldı. Tamam. Satın al kokteyli. Evet. Teşekkürler Mikko günler dilerim. Tamam. Şimdi konuşalım. Ne? Neden benimle konuşmaya çalışıyorsun? Müşterilerle sıkı fıkı olursan başın belaya girer. Hadi ama. Üzgünüm. Hayır konuşacaksın. Ne olur bak sen çok tatlısın. Bir aktör olmak isterdim. Ya böyle konuşmak istemedim. Hayat tavsiyesi, aşk tavsiyesi, metaton geleceğin. Hadi hayat tavsiyesiyle başlayalım. Yaşlanıyorum. Yani izin ver sana iki kelam edeyim küçük dostum. Hala zamanım var. Benim gibi yaşama. 19 yaşındayım ve çoktan hayatımı tükettim. Pekala. Aşk tavsiyesi. Dinle. Sevdim seni küçük dostum. O yüzden başını epeyce beladan kurtaracağım. Asla çekici kişilerle iletişime geçme. Eğer onlardan biri değilsen senden faydalanırlar o kadar. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel bilgiler. Tıpkı şu iki hatunun onlara birkaç glamurger aşırmamı söyledikleri zamanki gibi. Ve ben de saf salak ergen olan ben de onlara olur demiştim. Kötü fikirdi. Glamurger olayını alan merak ettim. O iki kızı görmek için yan yola çıktım. Yani şey bilirsin ne olacak görmek için. Cebimde köfteler. Soran oldu kanka. Sonra patronum şey beni gördü ve ne yaptığımı sordu. Metaton mu? Ödüm koptu. Cebimdeki hamburgerler, köfteler falan hepsi yere saçıldı. Çok tatlı bir olay. Karizmamı çizdirmemek için onları geri almaya uğraştım. Ama eğilirken kalan hamburgerlerin ağırlığı pantolonumun düşmesine sebep oldu. Çok kötü bir görüntüdür. Sonra kızlar da bana güldü. Ya tatlı iş. Artık herkes bana köfte or diyor. Glamurger olayı komikmiş. Bunu gidip ketilere sorarım bir ara. Tatlıymış. Şu patronundan bahset bakayım. Sıcak diyara ilk geldiğimde metatonla çalışmak hayalimdi. Ne dilediğine dikkat et küçük dostum. Metaton kötü. Neden kötü? Aman be ben... Hiç etrafına bakındın mı? Bu yer kötü seçeneklerden oluşmuş bir labirent. Ve ne zaman bir şeyleri iyi yönde değiştirmek istesek... O çıkıp diyor ki yeryüzünde öyle yapmıyorlar. O doğru. İnsanlar hep pullar ve tutkaldan yapılma hamburgerler yerler. Metaton neden kötü? Yeni bir bilgi geldi. Neden herkes onu çok çekici buluyor? O kelimenin tam anlamıyla bir dikdörtgen o kadar. Haklısın lan. Bilirsin. Bir defasında ben de internetten su şey zımbırtıları almıştım. Şey yapan. Şey seni daha dikdörtgenimsi yapmaya yarayan. O sen ne aldın internetten? İşe yaramıyorlar. Tamam. Ne aldığını ben anladım. Çok işi anlamayacak ama.
Metaton başka neden kötü? Geleceğin hakkında konuşalım. Gelecek mi? Hangi gelecek? Burada aşağıda hiçbir şey asla değişmez. Muhtemelen sonsuza kadar bu aptal işte kısılık alacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir vizyonum var. Çünkü gerçekten helal yani. Ama bekle, bana umut veren bir şey var. Ben mi? Lütfen ben olayım. Eğer Asgore tek bir ruh daha alabilirse nihayet yeryüzüne çıkabileceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Asgore buraya düşen 6 tane ruhun da ruhunu aldı. Ve bir ruh daha bariyerin kırılması için, yeryüzüne çıkmaları için bir ruh daha gerekiyor. Ve o ruh şu an yer altında geziyor. Yepyeni bir dünya olacak. Orada benim için ikinci bir şans olmalı. Herkes için. Yani güçlü kal, küçük dostum. Paraya doyduğumda seni aklımda tutacağım. Tamam, sen çok tatlı. Bence çok tatlı bir muhabbet oldu. Bilmiyorum. Tamam, seninle de konuştuk. Senin için ne yapabilirim? Benim için hiçbir şey yapamazsın. Güzel bir muhabbetti. Teşekkür ediyorum ve gidiyorum. Ne zaman istersen gel. Küçük dostum. Bir şey söyleyeyim, parayı verince ne güzel konuştum lan. Arkadaşlar, bu bölümü burada bitireceğim. Açıkçası her yere bakma challenge'ın kapsamlısını yaptık. Ama ne yaptık? Hatta burada bitireyim. Burası sessiz. Sans'la konuştuk. Brett'i ve Ketiler'den itemleri aldık. Biraz yukarı gittik. Bir savaşa girdik. Mazik. Adı tam olarak öyle mi okunuyor bilmiyorum. Onunla savaştık. İçeride müzikle biterim. Geri döndük ve bu oteldeki diğer arkadaşlarla konuştuk. Bundan sonrası çekirdek, True Lab ve diğer ruhların itemleri. En sonunda geriye dönme challenge yapacağız. İyi sonla bitirmeye elimizden geldiği kadar devam ediyoruz. Hiç kimseyi öldürmedik. Hiçbir şey yapmadık. TP'miz 0. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Nostalji iyi son çok güzel gidiyor. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.